Herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videoları beğenirseniz beğeni butonuna basın ve yorumlarınızı da alt kısma eklemeyi unutmayın. Bütün yorumlara sorularınıza cevap veriyorum. Gözden kaçanlar olursa kusura bakmayın. Şimdi bugünkü videomuzun konusu ekim başladı. Yani tohum ekimi şöyle elimde bu gerçi geçen seneden aldığım organik kıl biber. Yani organik yazıyor. Ne kadar organik bilmiyorum. Genelde biz kendi tohumlarımızı kullanıyoruz ama elime böyle bir tohum geçti. Market, büyük marketlerde var bunları görürsünüz. Domatesi, patlıcanı falan filan hepsinden var. E şimdi biz kıl biberleri çimlendirme yapacağız. Yine o büyük marketlerde size şöyle gösterelim. O büyük marketlerde olan susamlı bisküvilerin kapları bakın. Tam ekim için uygun hani biz bunları nerede ekeceğiz nasıl yapacağız gibi sorularınız varsa e, o bisküvilerden alırsınız. Tohumundan da alırsınız o markete gittiğinizde. Güzelce bisküvileri yedikten sonra bunları ekim kabı olarak kullanabilirsiniz. Cidden derinliği falan çok iyi yani çok ideal. Gerçeğini istiyorsanız viyoller her yerde satılabiliyor. Viyol diye geçiyor adı. Ama dediğim gibi bunu ben bedava kullanmak varken bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi viyollerimize toprağımı doldurmaya başlıyorum. Tohumlarımızı açalım. Şimdi şu sivri yere yakınları direkt ekeceğim şöyle alalım. O diğer kısımlarda şu yuvarlak kısımlarına da. Şimdi aynı gün yine çimlendirme yapacağız. Onu da çimlendirip bakalım deneyelim. Hangisi daha verimli olacak? Hangisi daha sağlıklı olacak? Beraberce görürüz. Çok bastırmıyorum. Şöyle hatta şunun arasından alalım. Kaç tane var? 1 2 3 12 tane. Şöyle alalım ki içerideki tohumlara zarar vermeyelim. Evet böyle alıp ekiyoruz. Evet, ekim işlemlerimizi yaptık. Dediğim gibi sivri kısmına direkt ektik. Diğer yuvarlak kısmında şimdi ayrı bunları yine bugün peçete içine bir tane sera yapıp orada çimlendirme yapacağız. Hangisi daha hızlı büyüyecek, hangisi daha verimli olacak? Beraberce göreceğiz. Fidanlarımız olsun en azından. Şu boylara gelsin ondan sonra gübremizi verebiliriz. Peçete arasında sera yöntemiyle mi daha hızlı çıkıyor yoksa toprakta mı daha hızlı çıkıyor, daha verimli? Onu test etmek amacıyla ikisini aynı anda yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu hemen kaldıralım. Şöyle sera kabımız var. Yani ben bunları kullanıyorum kapaklı, sert bir plastik. Şöyle havlu peçetemiz. Hemen hazırlayalım hatta. Şöyle içine koyuyorum ve biraz su sıkacağız. Bakın bu kadar yeter. Böyle su filan akmıyor. Bazı arkadaşlar da görüyorum fazla su koyuyorlar. Bildiğiniz burası su oluyor. O da tohumların çabuk çürümesine neden olabiliyor. 12 tane çekirdek alacağım ki birebir karşılaştıralım. Tabi bunların içinde elbet çıkmayan nar olacaktır. 4, 5, tohumlarıma zarar vermeden hemen şöyle alıyorum kabıma. Evet bakın bu şekilde biberlerimizi de koyduk. Tohumlarımızı. Üstünü kapatıyoruz. Şöyle hafif bastırıyoruz. Kapanı da kapatıyoruz. Haftada bir kontrol edeceğiz. Tabi çıkmazsa çıkma olmazsa içindeki peçete kuruyabilir. Kuruduğunda da yine üstüne bir, birkaç kere fıstığı fıst yapacağız. Bu şekilde yine gün ışığı alan bir yerde, bakın karanlıkta falan değil, sadece gün ışığı alan bir yerde beklemesine başlayacak. E, yaklaşık bir hafta kadar sürecektir diye düşünüyorum. E, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere bakalım çimlenme ne zaman olacak. Bu video bu şekildeydi. Beğenmeyi unutmayın. Yorumları aşağı kısma yazabilirsiniz. Bize kanalımıza destek olmak istiyorsanız da şurada teşekkürler butonu var oradan bize destek olup güzel bir yorum ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E biliyorsunuz ki bir test yapmıştık. Toprakta mı daha hızlı çimlendirebiliyoruz biberlerimizi yoksa sera üstü mü e daha hızlı şekilde çimlendiriyor? Şimdi hemen bakalım. Bakın biberlerimizi görüyor musunuz? Hepsi yapraklarını bile çıkarmışlar. Toprağa ektiklerimizden hiçbirinde daha bir hareket yok. Bir tane bile yok. Evet bir daha bakayım. Aynen bir tane bile yok. E şimdi ne yapacağız? Bu ektiğimiz biberleri hemen viyollere alacağız. Diğer biberleri şu sivri kısımlara ekmiştik. Şimdi bunları da şu geniş kısımlara ekelim. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın. Harika bir çimlenme var, kıl biberdi, organik. Şöyle, şimdi çekelim yakınımıza. Ben pens kullanıyorum. Bu pensleri de geçen bir arkadaş yazmıştı. Onu da tekrar söyleyelim. Pensleri eczanelerde veya tıbbi malzeme satan yerlerde bulabilirsiniz. Bunlar genelde ameliyat için kullanılıyor. Bakalım şurasında hatta gördünüz. Reklamda yapmayalım çok. Şimdi bu peçeteye ektik. Peçeteden kökler kolayca çıkıyor demiştik. Bakın tık diye koparmadan alabildik köküyle beraber. Şimdi hemen başlıyorum. Şöyle çevireyim. Diğerlerini şuraya ekmiştik. Bunları bu tarafa ekeceğiz. Şöyle bir tane yer yapalım hemen. Böyle çok hafif toprakları sadece boşlukları kapatmasını sağlıyorum. Çok fazla bastırmayın çünkü incecik bir kökü var, kırabilirsiniz. İşte yani dezavantajı da peçetenin bu bu alım sırasında eğer çok hafif tutmuyorsanız kırılma ihtimali çok yüksek. Direkt toprağa ekerseniz bekleyeceksiniz ama bir daha oradan oraya taşıma durumu olmuyor. Bu arada daha çimlenmeyenler var. Onları da şöyle yukarılara ekelim. Hafif uçları kırılabilir şuralardan. O sorun değil. Yani kökünün beyaz kısmı olduğu sürece bir sorun olmayacaktır. Evet bir tane biberimiz sadece görüldüğü gibi şurada çürümüş. Geri kalanları harika bir şekilde. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. E biliyorsunuz ki biber çimlendirmiştik şu hatta büyük marketlerden ucuz marketlerden aldığımız bisküvi kurabiye kaplarını viyol olarak kullanmıştık ve biberlerimize ekmiştik. Biberlerimiz artık bu kapta yaşamak istemiyor. Bakın kendilerini salmaya başladılar. Onun için artık daha büyük hacimli bir kız bir yere alacağız veya bahçeye veya saksıya alacağız. Şimdi ben bunları öncelikle yazdığımdaki bahçeme götüreceğim için geçici olarak saksımı alacağım. Alacağım. Oradan da bahçeye ekimini yapacağız. Ama siz tabii bahçeniz yoksa saksıda ekimini yapabilirsiniz. Biberleri 5 litrelik saksıya 2 tane ekebilirsiniz veya genelde benim de yaptığım derin derinliği bir karışın üstünde olan uzun saksılarımız var. O uzun saksılara yan yana biberleri yaklaşık işte 4-5 parmak yan yana bırakarak veya işte bir karış aralık bırakarak ekebilirsiniz. Böyle ektiğinizde hem aynı yerde tozlaşması kolay oluyor hem sağlıklı oluyorlar hem de güzel bir dizilimde oldukları için görünümleri de hoş oluyor. Şimdi ben ama elimde olduğunca bir tane geçici saksıya ekeceğim. Hatta çok fazla olduğu için bu sezon çok fazla biberimiz var. Onun için buraya biraz topluca ekeceğim bunları. E, biberde Ekim sonrası neler yapabiliriz onları da anlatalım. Biberimiz genelde biz hayvan gübresi kullanıyoruz ama hayvan gübresi olmadığında mesela bahçelerin dışında eğer kentsel tarım yapıyorsanız yani balkonunuzda bunu yetiştirip ben büyüteceğim işte biberimi koparacağım kahvaltıda yiyeceğim diyorsanız bunun için tabii ki hayvan gübresi kullanmanız mantıklı olmaz. Bir koku yayıyor zaten bu hoş olmaz. Onun için biz de kendi yaptığımız doğal evde organik gübreleri kullanıyoruz. Bunlar nedir? Soğan suyu var, muz suyu var ki potasyum içerdiği için e, müthiş bir gübredir. Yani kesinlikle muzu kullanabilirsiniz muz kabuğu suyu. Yani e, yapımı çok basit. Bu videonun sonuna koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Buna ek olarak pirinç suyu var. E, bu temizlemek için genelde mutfakta annelerimiz yapar veya eşleriniz yapar veya siz yaparsınız. Bunun kalan bulanık beyaz suyu nişasta bazlı oluyor. E, bu da bitkilere faydalı oluyor. Gübre olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki imkanınız varsa bahçenizde hayvan gübresi kullanılması en iyisi. Peki biber için ne yapabiliriz? Şöyle bir tanesini sökelim. Bu arada top Toprak taşımı yaparken kökünü çok dağıtmamaya çalışın. Kök dağılırsa genelde tutmayacaktır. Onun için ben torf toprağı kullanım. Torf toprağında zaten e, çektiğinizde bakın şöyle geliyor kökle. E şimdi şu şöyle anlatacağım. Biberimiz şu anda daha çiçek vermemiş. Bakalım var mı içinde? Yok. Daha gözükmüyor. Çiçek verene kadar hiçbir müdahale yapmıyoruz ama çiçek verdikten sonra mesela şuradan çiçekleri olsaydı, çiçek verseydi şu alttaki yaprakları koparacaktık. Şu bir. Ve şu iki yani çiçek boğumuna kadar olan yaprakları koparıyoruz. Bu nasıl bir fayda sağlıyor? Ee, gelen minerallerin direkt ürüne gitmesi yani bibere gitmesi ve daha çok çiçek açması daha çok ürün vermesi anlamına geliyor. Ayrıca dipten gelen işte böceklere, haşerelere veya işte sağlıksız durumlarda mantar olması gibi hastalıklara karşı yani. Yapraklar topraktan daha yukarıda olduğu için koruma sağlayacaktır. Bunun için dediğim gibi çiçek kısmına yine o videoyu çeker koyarız. Biberlerimizi şimdi nasıl alıyoruz? Bakın kökü zaten üstünde. Kökü çok kopmadı. Torf toprağı ise çok hafif nemlendirerek de alabilirsiniz. Kuru olduğunda da çıkıyor ama torf toprağı olmazsa mutlaka toprağı ıslatmanız gerekiyor. Alırken çünkü. Çok sert olacak, taş gibi ve köklerin kopması neden olabilir. Şimdi ben şöyle hemen dediğim gibi bu, bu taşıma işlemini idareten yapıyorum. Şöyle hafifçe bastırdım. Sonra yine bir video çekeriz. Bunları bahçemize alacağız, yazlığımızın bahçesine. Şuradan yine bir tane kopardım. Normal bir ekimi yapsaydık bu saksıma bir tane veya maksimum iki tane koyacaktım. Çünkü fazla yan yana olursa üründe kalitede düşük kalacaktır ve gelişim yavaşlayacaktır. Ee, onun için şimdilik böyle idareten ben size hani biber hakkında deneyimlerimizi taktikleri anlatmak için e, bu videoyu çekiyorum. Peki tohum nereden bulabiliriz? Hani biz hiç ekmedik tohumu nereden buluruz? Gibi sorular sorarsanız tohumu domates için de geçerli bu pazardan aldığınız biberleri bile ekebilirsiniz yeter ki içinde tohum olsun bazı yorumlar geliyor işte pazardan aldığımız biberi ekebilir miyiz diye evet ekebilirsiniz hani ürün vermez gibi çekinceleri olan insanlarımız var öyle bir durum yok yani hibrit konusu çok fazla yayılmış nereden geldi bilmiyorum ama e, hibrit zaten Tohum vermeyen, e, sağlıklı tohum vermeyen ürünler genelde. Yani bunların zaten çekirdeğini de biberi açsanız içinde çekirdek göremeyeceksiniz. Mesela muz gibi düşünün. E, muzun normal orijinali aşısız hali çekirdeklidir ve yenmeyecek şekilde bir çekirdeklidir. E, onun için sizin mesela yediğiniz muzdan çekirdek alıp ekimini yapmanız imkansız. Onun için çekirdekten muz ekecekseniz çekirdekli bir muz... Yani aşısız bir muz bulmanız lazım. Onda da dediğim gibi yenecek bir tarafı yok. Sırf içi çekirdek. Evet bu şekilde dediğim gibi besleyici suyunu da vereceğiz. Can suyunu vereceğiz. Biz genelde muz kabuğu suyu kullanıyoruz. Muzu da yiyoruz. Kabuğunu da değerlendiriyoruz. Mis gibi. Videomuz bu şekildeydi. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa yine alt kısma ekleyebilirsiniz soruların Zaten hepsine cevap vermeye çalışıyorum. E bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bize de teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz. Destek olursanız daha kaliteli, daha güzel videolar çekmeye çalışırız. E şimdilik bu kadar. Ürünleri de aldığımızda videoları yine paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.